Efendim ben öncelikle Düzce'deki olan sel felaketi nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun ve acil şifalar diliyorum. Düzce'de tabii ki bu sel felaketi ilk olarak yaşanan bir sel felaketi değil. 2019'da da oldu ve 2 yıl sonra yine aşağı yukarı aynı tarihleri tekabül etti. 2019'da olan sel felaketi nedeniyle o dönemde yıkılan Bezirgan Köprüsü Sakarya'yı Düzce'ye bağlayan köprü halen yapılmadı. Aynı şekilde Esma Hanım köydeki köye bağlı olan mahallelerin yolları ve köprüleri yıkıldı. Onlar halen yine yapılmış değil. Ve biz buraya tabii ki en azından bu yaraları nasıl sarabiliriz? Vatandaşımızın bu eksikleri nasıl giderilebilir? Onun için geldim. Tesadüfen Uğurlu Köyü'nde biz ilk durak yerimiz Uğurlu Köy'dü. Sayın Vali Bey'den 1-2 dakika önce tesadüfen biz gittik ve köyün kahvesinin tüm masaları vesairesi valinin geleceğine ilişkin bir dizayn yapılmıştı. Köylülerin hepsi oradaydı ve ben herkese geçmiş olsun ve herkese tek tek merhabalaşırken o arada Vali Bey Volvo 90 çok lüks bir 4x4 jiple geldi. Millet valimiz geldi dediler ve ben de orada bekledim. Vali Bey geldi. Vali Bey hoş geldiniz dedim. Geçmiş olsun. O da teşekkür etti ve o arada herhalde köylüleri dinleyeceğiz. Evet dedi. İyi dinleyelim dedik ve o arada bir soru ortaya atıldı. Vatandaş biri soru sordu. Ya dedim zaten 2019'dan beri işte bu Bezirgan Köprüsü yapılmadı. Bu Esma Hanım köyün yolları yapılmadı deyince vali ben gidiyorum dedi. Böyle çekti gitti. Yani hani o çocuklar oyun oynayınca şey olur ya, ben üstüm işte oyun oynamıyorum diye. Şimdi değerli arkadaşlar, ben bir Türkiye Büyük Millet Meclisi bir parlamenterim. Netice itibariyle Vali Bey bu devletin valisi. Bir siyasi partinin il başkanı, ilçe başkanı değil. Yani ben bu toplantıyı terk edip gidiyorum deme lüksü de yok. Vatandaşı dinlemek zorunda. Vatandaşın sorularına çözüm bulmak zorunda. Vali eğer vatandaşı dinlemiyorsa, çekip gidiyorsa istifa etsin. Devletin valisi çok olur. Yani netice itibariyle Düzce bu valiyle kayyum değil ki. Kaldı ki sayın vali ve ben çekiyorum gidiyorum dedikten sonra, toplantıyı terk ettikten sonra vatandaşın bir tanesi gidip diyor ki ya abi niye gidiyorsunuz? Gelin bizim bu sorularımızı çözün diyor. Sen diyor bana nasıl abi diyorsun? Şimdi, vali, vatandaş valiye abi diyor. Sen diyor bana niçin abi diyorsun? Evet. Devletin valisi vatandaşın abisidir, vatandaşın akrabasıdır, canıdır, dostudur, her şeydir. Kucağını açması lazım. Bu kibirlikle valilik olmaz. Yani ben görebildiğim kadarıyla ben Düzce'de kaç tane vali gördüm. Bugüne kadar gelmiş gitmiş herhalde iş bilmeyen en başarısız vali. Yazık günahtır. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Yani Düzce bunu hak etmiyor. Yani burada Düzce halkı ekonomik anlamda sıkıntılar yaşarken Volvo 90'larla gezilmez. Yani bu Volvo 90 milli ve yerli araç mıdır değil midir ben onu da bilmiyorum. Merak ettim. Baktım ben bugün Volvo 90 yerli ve milli araç değilmiş. Yani onun için benim Sayın Validen istirhamım şu. Bir, vatandaş size abi diyebilir, amca diyebilir, dayı diyebilir. Türk toplumun örf adeti budur. İki, vali devleti temsil ediyor. Devlet vatandaşın arasında kaçıp gitmez. Bunu kabul etmiyorum. Hele hele kalkıp sosyal medyada düşünebiliyor musunuz? Ben dedim ki vali köyden kaçtı gitti. Sırf bana cevap olsun diye. Diyor ki ben efendim köylülerle birlikteyim. Ya arkadaş ben sana bunu Twitter mesaj attıktan sonra niye gidiyorsun bir daha geri dönüş yapıp köylüyle bir araya geliyorsun? Ya köylüyle benden sonra gitti bir araya geldi o tweet'i paylaştı veyahut da benden daha önce gitmiş eski tweet'leri paylaşmış. Buradan kendisine bir daha sesleniyorum. Peki Esma köyüne gittin, Esma köyünü tweet'leri niye paylaşmadın? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Sırf orada Mahmut Tanal'ı boşluğa düşürmek için. Mahmut Tanal hakikatin, doğruluğun adresidir. Vatandaşı lütfen yanıltmayınız. Vatandaşa doğru konuşunuz. Yani sayın vali, sen o paylaştığın tweet'teki Uğurlu köyündeki vatandaşa git. Vatandaş diyor ki vali sabahleyin gelmişti. O tweet'ler öğleden sonraki tweet'ler değildi diyor. Neden diyor kaçtı gitti diyor.